Yerel seçim kampanyasının başladığı günden bugüne kadar yazdığımız hiçbir haber yalan çıkmadı. Çünkü doğruluğuna %100 emin olmadığımız hiçbir ihbarı, dedikoduyu, söylentiyi haber diye okuyucularımıza sunmadık. Size sunduğumuz her haberin doğruluğunu da tüm imkanları kullanarak ve yeterince çok kaynaktan doğrulattıktan sonra ikna olduk ve ancak o zaman yazdık. Hamdolsun, hiç mahcup olmadık. Çok söylentiler yayıldı piyasaya. Yalanların, yanlışların envai türlüsü saçıldı ortalığa bu süreçte. Taşıyanların kimi saftı, samimiydi, kimi ise işten pazarlıklı, ince hesaplı. Yayan kurnazlar, taşıyan ortaklar, saf ve samimi dostlar, tanıdıklar ve okuyucular iç içeydi bu toz duman arasında. Şükürler olsun, o ortamda bile doğruyu bulmakta pek zorlanmadık. Siz bu satırları okurken artık Cumhur İttifakı cephesinde her şey netleşmiş vaziyette ama burada bile bir kaydı ihtiyati koymak ve Süleyman Demirel'in siyasette 24 saat çok uzundur sözünü hatırlamak durumundayız. Dün geç vakitlere kadar çalıştık ve AK Parti ilçe adaylarını değişik kaynaklardan ve en yetkili ağızlardan doğrulattıktan sonra hem internet sitemizde hem de Haberaks TV'de ve diğer tüm sosyal medyalarımızda okuyucu ve izleyicilere duyurduk. Şimdi de bu gazetede sizlere sunuyoruz. Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP'ye bırakılacak ilçeler konusunda da değişik çevreler, değişik spekülasyonlar yaparken biz gerçekçi tahliller yapmış ve bugünü dünden görmüştük. Samsun siyasetinin Cumhur İttifakı cephesi netleşti. Şimdi gözler Millet İttifakı'na çevrilmiş vaziyette. O cenahta işler ağır yürüyordu. Şimdi biraz da karışacak gibi. Bir takım görüşme söylentileri var ortalıkta. Özellikle dün MHP'ye sadece iki ilçe verildiği açıklandıktan sonra iyice yoğunlaştı bu yeni arayış turları. Turların hedefinde de Erhan Usta ile Necahattin Demirtaş var. O cenahı da takip edeceğiz. Bu cenahtaki lehte ve aleyhteki tepkilere de bakacağız. Bugüne kadar utandırmayan Allah, inşallah bugünden sonra da utandırmaz.